Şimdi büyük ihtimalle benim rotamda yapmayı sevdiğim şeylerden biri Goliath'ı alıp büyük pull. Tabi haftanın affixleri el veriyorsa bu şekilde toplayabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bu pulda özellikle. Goliath'ın interrupt'ı diğerleri tolere edilebilir ama Goliath'ın interrupt'ı çok önemli. Ee, az önce bizimki kaçtı o yüzden healer'ımız ve Başka bir takım arkadaşı daha öldü. Bir de bu aradaki vanguardlar, Sweeping strike atıyor. Bu da cleave hasarı demek. Tankın da dikkat etmesi gereken e, arkasında kimsenin olmaması. Aynı şekilde melee DPS de tankın önüne geçmeyecek. Bir, bir yandan da sanguin var. Ben tabi elimden geldiğince o şekilde çekip sanguin içinden de çıkarmaya çalışmışım. Aynı zamanda takıma da vurmasınlar diye. Eğer interruptımız fazlaysa şu Darkleşlere özellikle Burden of Knowledge'a atılabilir. Ama tabii ki de en önemlisi e, Goliath'ın interruptı. Burden of Knowledge da Arcane Damage damage vuruyor. <laughs> Şimdi bunu 3 alacağız. Bu bittikten sonra yukarıya çıkılacak. Yine bu moblarda dikkat edilmesi gereken Menderlar. Menderlar kendi üzerlerine bir Magic Buff alıyor. imbue Weapon. Bunu belli klaslar silebiliyorlar. Bunlardan yine uzun uzun bahsederiz. Silindiği zaman yere silahını düşürüyor. Mili Vuran herhangi bir karakter o silahı gidip alırsa ekstra hasar kazanıyorlar. E, çoğunlukla benim gördüğüm dungeonlarda o silahlar yere düştüğü zaman millelerin hiçbir hareket etmiyor. Almıyorlar o silahları yerden. Önemli bir şey. Hem kendi DPS overhaul'unuzu arttırırsınız. Hem de takıma yararınız olur. Daha hızlı kesilir modlar. Tank bile alabilir. Fakat range de işlemiyor. Range'in almaması lazım. İmbue weapon. Şimdi burada partimizde bir tane Pug arkadaşımız var. Tank'ın burada beklemesi demek şu Mender'a CC istiyorum demek. Ee, yazılmadan. O da CC attı. Fakat ben takım hazır mı diye soruyordum bu kısımda. Hepsini alacağım çünkü. Büyük ihtimalle. Bakayım. Evet hepsini çekiyorum. Bu haftanın afiksleri böyle büyük pullara elverişli afiksler. Bak Force One Mender aldı üzerinde. Duruyor. Silen olmamış hala. 3 stek oldu. Force One Doctrine'de Mender'ların attığı bir spell. o da heal atıyor. Herhangi bir moba. Bu magic bir buff. Yani bunu silebilen karakterler silecek. Kimdir bu magicleri silebilen? Eee Blood Elf'lerin racial'ı bunun içinde Arcane Torrent, Demon Hunter'lar Consume magic atabilir. Hunter'lar Tranquilizing Shot atabilir. Interrupt atılmaz ise eğer o bir targetin üstüne gidiyor ve o targete işte dediğim saydığım spelllerden atılabilir. Mage'ler ee, aynı şekilde Spell Steel, Priestler, Dispel Magic şeklinde. Zaten bu dungeon'da çok fazla e, Magic Buff var silinen. <laughs> Şamanlar Purge atabilir. Warlocklar Felhound'u çıkarırlarsa eğer Devour Magic kullanabilirler. Herhalde eksik saydığım yok. Bunlarla hem heal'ı az önce saydığım Sperlerle hem heal'ı hem de o üzerlerine aldıkları imbu weapon'ı silebilir. Yeri düşürebilirsiniz. Bu rotayı seviyorum ben. Ee, başta sağa doğru gidip sonra sola doğru gitme. Ee, benim tank oynarken ki amacım her hafta kullanabileceğim rotalar çıkarmaya çalışmak. Bostan önce pride aldık. İkinci boss'tan önce de pride alacağız. Üçüncü boss için çok bir şey ayırmadık ama dördüncü boss'tan önce de bir pride'ımız var. Hem tyrannical haftalarında hem fortified haftalarında seviyorum. Bu boss'un da taktiği şöyle. Şu öncelikle şu aradaki çizgiyi fark etmişsinizdir. O aradaki çizgiye hiçbir karakter girmeyecek bu iki boss'un arasındaki. Tankların bunları yan yana getirmesinin sebebi sadece DPS artsın, klev yapılsın değil. O aradaki çizgiyi de içine girenleri azaltmak. diğer boss havaya çıktığında mızrak atıyor. Gördüğünüz gibi o mızrağı aldığınız andan itibaren kenara, köşeye, sağa sola o mızrağı kaytlayabiliyorsunuz. Götürüp en köşeye hiç olmayacak yerlere bırakabilirsiniz. Ortaya bırakmamakta fayda var. Çünkü fight içerisinde sürekli geziniliyor. Bu bossa tankın dikkat etmesi gereken şu overhead slash'te defansif açmak ve o, o overhead slash'e başka karakterleri sokmamak. O da bir cleave hasar. Hafta fortified haftası olduğu için boss'la çok zorlanmıyoruz. Zaten takımımızda balans druidimiz var. Charles bir yeri kenara götürdüler. Tabi bir de şu çıkan siyah toplara da değmiyoruz, kesinlikle. Şimdi burayı çıkarmak için kullanılan bir sürü yöntem var. Ee, AoE skill'ler üzerine olabilir, işte totemler atılıyor onlar olabilir. Ee, Hunter'la turtle basıp koşarak içlerinden geçip hepsini de dışarıya çıkarabilirsiniz. Biz AoE spell'lerimizi kullanmışız. Eğer bunları imizden çıkarmaz da yanlarına gidersen ee, direkt stun ve o stun aşırı vuruyor. Burada tank olarak agro aldıktan sonra kaçmak faydalı. Bütün agroyu tutabileceğine emin olduktan sonra daha onların artık face tanklığını yapmanın bir anlamı yok. Ben agroyu kaçırmayacağımdan emin olduğum için artık uzaklaştım. Çünkü onlar bleed efekt üzerine bleed efekt veriyor. Kanama efekti ve o üzerinde kalıyor. Healer zorlanmasın. Hem de ben kendim zorlanmayayım. Kuldan harcamayayım. Kuldanımı saklayayım diye. Healer'ı da yormamak adına. Biraz DPS'imiz yoruluyor bu şekilde tabii face tank yapmayınca. Yani onları olduğu yerde tutarak tanklamadığın zaman DPS biraz tabii uğraşıyor. Özellikle melee DPS. Ama her zaman önemli olan şey hayatta kalmak. Özellikle yüksek dungeonlarda. Biz 17 yapmışız. Bunları da alıp bu arkaya getiriyorum. tavren arkadaşların ya da troll arkadaşların dikkat etmesi gereken şey şu şeyden gözüküyorlar. Diğer tarafa saklanıyorlar bizimkiler. Çünkü onların arasında boyu uzun olanlar var. Boyunuzun tank iseniz o kenar tarafa, diğer tarafa herkesin gittiği yere saklanmanız daha yararlı olur. Bu skirmish'in de özellikleri bunlar eğer yakınında biri olmazsa agrosu alınmış yani tank yakınında değilse skirmish'lerin mızrak atmaya başlıyorlar. Sallıyorum DPS'lerden biri agrosunu alır da yakınında durmazsa onlara da mızrak atıyor. O yüzden agro önemli. Agrosu kimdeyse onun yakınında durması lazım. Bu genelde tank olduğu için tankın içlerinde durması lazım. Ben fark ettiğinizi bilmiyorum. Onları böyle sağ sol yaparak bir araya toplayalım. Onların atlama şekli de Hunter'ların disengeyici gibi. E, Skirmisher'ların. Arkaya atlıyorlar gördüğünüz gibi. Ben tabi Dead Knight'ımda olduğum için, Dead Grip'im olduğu için çok umursamadım nereye atladığını. Aynı şekilde bu şampiyonda e, Imbue Weapon var. Force On Doctrine var. Onun kicklenmesi lazım squad Liderler'de de dikkat etmeniz gereken şey yanındakilere %75 Damage Reduction veriyor yani daha az hasar almalarını sağlıyorlar. Onlar bir an önce ölmesi istediğimiz. Squad Lider öldükten sonra Pride gelecek. Ondan sonra Pride alıp devam edeceğiz. Bakın yerde silah var kimse almıyor mesela mili DPS'in gidip alması lazım. Burada kim var bizden? Monk var. Monk ya da ben ben de almamışım. Çünkü o silahlar yerde yere düşen silahlar range'leri işlemiyor. Pride'i kestik, kestikten sonra karşıya geçeceğiz. Burada karşıya eğer atlama skill'iniz varsa atlayabilirsiniz. Bakın Druid'imiz atladı mesela bizi sıraya sokmamak için. Önemli olan bu aradaki mesafenin yarısını geçmiş olmak. Yarısını geçersen hangi tarafı geçtiysen o tarafa uçuruyor seni kuşlar. Hunterken e, disengage atılıyor. Demon Hunterken karşıya süzülebilirsin. Yeterli oluyor. Druid de herhalde zıplıyor. Bu Ether Diver'ların da e, önemli. Bu arada yine bir tane Invis Mob var Şu solda. Onu birinin çıkarmasını bekliyorum ben. Yoksa stun atacak. O yüzden uzak durdum orada. Ve bir de şu Infernal Strife. İnkuzitorların attıkları. Ona da aynı şekilde interrupt atılması gerekiyor. O iki kişinin başını yakıyor yoksa. Infernal Strife. Bakın atıyor. Sonraki yılların başını artırsınız. Infernal Strife alan kişi 3 yardına e, sürekli hasar vurmaya başlıyor. Bunları öldürdükten sonra ileride zaten invisimiz var bir de kenarda burada mızrağımız var şu ileride. Onu da e, ee, oynayan Kirin Kavanatı'na üye oyuncular alabiliyorlar. Onları da ileride kullanacağız. Biz de sanırım şu an Monk'umuz. Bakın gördüğünüz gibi ileriye atladı. Yani beni milisinden çıkardı. Mızrak atmaya başladı hemen sikirmişler. Burada da AoE kullanarak ya da Demon Hunter tank iseniz Spectral Sight kullanarak bunların yerini görebilir. Daha rahat AoE atabilirsiniz üzerlerine. İşte şamanlar totem atıyor, çıkarıyor. Hunter'lar flare atıyor, çıkarıyor. Bildiğin inviz mekaniği. Ben yine agrolarını aldıktan sonra bleed efekt üstüme almamak için healer'ı rahatlatmak adına uzak duruyorum. Onlar da Diğer oyuncular da gördüğünüz gibi elinden geleni yapıyorlar. Bana yaklaştırmamak için fiir atıyorlar. Slow atıyorlar. Bana yardımcı oluyorlar. Bu ekstra hasar almak demek. Boş boşuna healer'ın manasını harcattırsın. Hiç heal beni heal'ım. O da DPS yapıyor şu anda. O da rahatlıyor. Burada da invizler var. <laughs> Aynı şekilde bu Dark Predator'un yanında dolaşıyorlar. Ben yine dikkatli bir şekilde hepsini çıkarıyorum. Stun yememek için. Bizim <laughs> pardon. Bizim rotamızın açığı burası. Burada Birkaç tanesi ölmeye başladıktan sonra Pride geliyor. O yüzden bunların hepsini aynı anda öldürmek hem tank hem healer için çok rahatlık verici bir şey. Gördüğünüz gibi moblar hayatta ve Pride geldi. Bu pride'da da asıl amacımız bu pride'ı alan yani şu stun atacak dört tarafa şey açılan alan kişi hareket etmemesi. O hareket etmeyince diğer geri kalan dört kişi kendini ayarlayabiliyor. Fakat o sürekli oynayınca diğer geri kalan dört kişi hepsi onunla birlikte hareket etmek zorunda kalıyor. O yüzden aldığınızda hareket etmemeye dikkat edin. Çok ekstrem durumlarda eğer tek siz dışarıda duruyorsanız belki o zaman hareket edebilirsiniz. Çok ekstrem durumlarda. Yine burada da aynı şekilde Goliath'ın interruptuna dikkat ediyoruz. Atabildiğimiz kadar da bu Ether Diver'lara interrupt. Tabii ben burada biraz geç hareket etmişim. Sanguin'den canını doldurmuşum biraz. Sanırım zaten bu goliat ölmeden diğerlerini çekmeye gideceğim galiba. Burada da büyük ihtimalle mı soruyorum. Dur devam edeyim mi etmeyeyim mi diye çok önemli çünkü healerınıza özellikle sormalısınız böyle şeyleri. Çeyin pulu manan yetecek mi? Nasıl durumdasın diye. Ya da DPS'inize hani kullanınız var mı? Ne durumdasınız diye sormak da lazım. Healer healleyecek deyip de kesti. Kesecek zaten. Tank olarak bunları göz önünde bulundurmak lazım pullarınızı yaparken. <laughs> Forsron Doctor ne? Yani attığı heal'a eğer interruptınız yetmiyorsa, interruptınız dönmediyse Yine aynı şekilde magic efekt silen şeyleri kullanabilirsiniz. Mesela tranquilizing shot, consume magic gibi. <laughs> Attığı targetin üzerinden o buff'ı silebiliyorsunuz. Interrupt yetmiyorsa ayar. Burada yine karşıya geçeceğiz. Bu karşıya geçmelerde de druidler roar basınca kuşlar daha hızlı uçuyorlar. Tabi şu an izlediğiniz zaman değişmediyse bu. Bir denemekte fayda var. Fakat şu uçan kuşlara Roar'ı yedirmek lazım. Durvitlerin hızlı koşturma şeyini. Burada mızra hemen istiyorum. Bu Bastion'ların attığı bu özel mızra. Çünkü o e, bu mobların aldığı hasarı arttırıyor. Bir an önce bunu kesip kurtulmanın peşindeyiz. Bundan sonra Pride gelecek. Pride'la da boss'a gireceğiz. Biraz Bu da tabii squad liderlerini mili DPS'e ya da diğer takıma baktırmadan. Çünkü crashing strike atıyor. Bakın önüne doğru bir bulut. O hasar veren bir şey. Bayağı da güzel bir hasar var. Aynı şekilde bakın pride alan hareket etmiyor. Biz yer değiştiriyoruz. Bizim nasıl dizildiğimize iyi bakın. Ee, sadece bu takımda kontrol yani mage'imiz dışarıdan. Pak. Geri kalan herkes bakın bir hat üzerinde dizili. Bizdekilerin. Yer değiştirmemek için. O mage de mesela priest'in arkasına geçse oradan vursa hiç kimse yer değişmeyecek. Böyle bir taktik yapabilirsiniz sizde. de takımcı. Bakın biz hepimiz bir çizgi üzerinde duruyoruz. <laughs> Bu bosta da taktik zor değil. Kolay bir boss aslında fakat biraz uğraştırıcı. Bir boss kendisi. Şimdi bu Dark Stride attığı zaman bu Dark Stride bu arada e, fiziksel vuruyor. Bunu paladinler bob atıp silebilirler. Alan kişiye. Bu e, çıkan e, siyah topların yerini belirleyen kişi tank. Boss'u nerede tutarsan zıpladığı anda oraya bırakıyor o siyahlıkları. Ben bakın uzağına çektim ki bütün range DPS uzaktan rahat rahat vurabilsin. Arkasında döndürdüm onlara. Bakın ulutan oradan rahat rahat vuruyor. Druidimiz. Bu bosta ben onu taktiği yapmayı seviyorum ilk çıkan ikisini bir yere toplayıp onun karşısına bozu götürüp karşıdan bütün DPS bakınca çok daha rahat oluyor kayıtlaması kaçması burada bir mızrak daha var İleride sağdaki heykelin arkasında hemen Beni bu dungeon'da gördüğüm en çok zorlanılan yerlerden biri e, time olacak. Buraya kadar güzel geldikten sonra burada mobları atlarken yapılan hatalar. Bu eee kesiyorum ben bilerek. Yüzde tamamlansın diye. Yukarıdaki mobların hiçbirine bulaşmak istemiyorum. Yukarıdaki moblar zorlu moblar. Sıkıntılı moblar. Burada buraya geçmek için kullanılan birkaç tane taktik var. Bunlardan biri Demon Hunter'lardan biri yukarıya atlayıp e, Mount Boost yapabiliyor. Invis Potion basılabiliyor. Invis olan karakterler geçebiliyor. Hemen şu karşıdaki yer buradan yukarıya double jump ile atlayıp oraya bine kaçıyorsun iki kişilik. Geri kalan herkes orada toplaşıyor. Priest'imiz mesela kör etti o mobu. Pete olanlar kesinlikle böyle yerlerden geçerken bineye binmeliler. İşte bu Warlock'lar, Hunter'lar, Death Knight'lar. Bineklerine binince pasif alınıyor. Ben şimdi burada kullanılan bir başka bir yöntem daha var şu öndeki iki tanesine cc atıp geçmek ya da bütün takımı geride bekletip tank tek başına öne gidip hepsini buraya topladıktan sonra şimdi onlar yürümeye başlayacak yavaş yavaş arkadakiler. Kombata girmedikleri için mızrak yemiyorlar normal şartlar altında. Bizimkiler biraz erken koşmuş. Bakın yine sağ sol yaparak bunları ortaya toplamaya çalışıyorum. Bir araya Bu taktiği de yeni yeni paglarda oynadığım için kullanması baya keyifli. Herkes orada kenarda bekleyip tank tek başına gidince çok güzel kimse mızrak yemeden geçmiş oluyorsun. Ya da diğer türlü ilk ikisine yani sağdan geçeceğimiz için sağdaki ikisine mızrak atıp şey e, CC attırıp öyle geçmek de mümkün. Ya da komple bir daha potion aşağıda basıp full buraya kadar koşabilirsin. Öyle de yapanlar var. Bakın benden uzak kalanlar mızrak atıyor. Ben de mecburum çünkü sanguin var. Afiks yerinden biri sanguin. Kendi canlarını doldurmasınlar diye. Bu boss da yine zor olmayan bir boss. Sadece uğraştırıcı. Özellikle toplar çıktığında benim gördüğüm en büyük hatalar topların çıktığında insanların şaşırması. Burada kesinlikle tankın yanında, yamacında durmuyoruz. Bakın ben herkesten uzak duruyorum. Çünkü boss tankın üzerine bir ability kullanıyor ve tankın etrafına, şu neredeyse Quaking'in alanından birazcık daha fazla. Boncuklar geldiğinde bir araya topluyoruz, sonra dağılıyoruz. Bir araya toplamamızın amacı bu topları alacak kişinin rahat etmesi. Ben birazcık daha çektim. Boss'u rahatlayalım diye. Bu purifying Blast'ı da kesinlikle tek başınıza yiyiyorsunuz, takıma yedirmiyorsunuz. Bakın charge storm. Etrafına ne kadar çok etrafıma vurdu gördüğünüz o ışıklar çıkmasının sebebi o. Eğer yanımda biri olsaydı benle birlikte yiyecekti onu. Taran tek yiyor. Bu topları e, Pug'larda genelde hunter varsa huntera toplatıyorlar. Ama tank olarak da toplayabilirsin. Ben misal e, antimagic shell açıp ilk beşinin hiç şeyini almadım gördüğünüz gibi. Son beşini aldım. Demon hunter'da da buraya meta saklıyorum. Meta açıp firebrand atıp boşa öyle aldığım hasarı azaltıyorum. Bunu tank kolaylıkla toplayabiliyor. Tyrannic Klaftası dahil. Fakat bunda dikkat etmeniz gereken Tyrannic haftasında özellikle bazen 3 kere top atabiliyor. 3 kere top atarken ilk ikisinde yine hep birlikte birleşip boss'un yakınında olur fark etmez. Sonuncu birleşmeyi boss'tan uzağa yapmanız lazım. Çünkü sonuncu birleşmeden hemen sonra topları içine çekmeye başlıyor. Eğer boss'a yakın bırakırsanız wipe yersiniz. Genellikle yani yüksek ihtimalde bu boss'la wipe yiyen o şekilde yiyordur. Bakın şimdi ne kadar yakın bırakıyoruz. Eğer bu üçüncü olsaydı bu kadar yakın bıraksaydık şimdi ölmüştük hepimiz. Bakalım biz burada üçüncüyü alacağız mı tam olarak hatırlamıyorum. Herhalde ölmüş olur galiba üçüncü gelene kadar. Ama üçüncü gelseydi Bostan uzakta. Mesela şu an Druid'in olduğu yerde toplanmamız gerekli. Ki ne kadar uzak olursak o kadar vaktimiz olsun o toplara toplayabilecek. Yani bu ikinci defa top toplama işine geldim. Bakalım biz gene yakın bırakanlar var bakın mesela. Ben şimdi can, canımla cebelleşeceğim. Onları boss almasın diye. Hemen bak dibine geçtim. Toplamaya çalışıyorum onları gördün mü? Ne kadar az vaktim var. Gene insaflı bırakmışlar. Biraz uzak bırakmışlar. Bazıları tam ayağının dibinde bırakıyor. Direkt alıyor boss. O topları boss toplarsa büyük hasarlar. Büyük ihtimalle tek tek atacak hasarlar veriyor. Şimdi bu paglarda gördüğüm bir değişik şeylerden biri de mesela şu üçlüyü alma şekilleri. Burada ortadaki yani Lexis'i önce almak benim için her zaman daha mantıklı. Çünkü soldaki ya bunlar öldükçe birbirlerine kendi güçlerini veriyorlar. bunun gücü mesela yanlış hatırlamıyorsam armor kırmayıydı. Bu dinleyen dövü de yemeyebiliyorsun. Bir yere baktırıp sağına geçebiliyorsun. İlkini yemişim. Çok dikkat etmemişim. Kimi tank ilk soldakiyle başlıyor. Soldaki mızrak at atan. Ben insanların daha çok mızraklarda failladığını gördüm. O yüzden ilk bunu kesip Ondan sonra soldakini kesmek bana çok daha mantıklı geliyor. Bakın dineyando atıyor kenara geçiyorum. Yemiyorum da onun hasarını ben. Takıma da yedirmiyorum tabi. Astronos bu işte mızrak atmaya başlayan. Ben insanların daha çok mızraklarda fail olduğunu görüyorum. Eğer grafik ayarlarınızdan bazı özellikler açık değilse o mızraklardan çıkan bulutları görmeyebiliyorsunuz. Onları da kontrol etmenizi tavsiye ederim. Mızrakların gittiği paternler birbirlerine benziyorlar. O yüzden bir tanesinin gittiği paterni görürsen ki burada ben kaçarken yemişim. Burası çok kalabalık oldu diye. Kaçırmışım artık. Herkes rahat etsin diye. Gördüğünüz gibi mage'imiz öldü. Genelde dediğim gibi paglarda bu mızraklara fiil oluyor insanlar. Eğer grafik ayarlarınız düzgün ayarla değilse bu mızraklardan çıkan bulutları görmeyebiliyorsunuz. druidimiz de öldü onu bekliyoruz çünkü sonuncusuna mızrak atıp gireceğiz hatta belki bl bile verebiliriz fortify taftası ve 17 yapıyoruz onun hemen ölmesi lazım bunların içinden şu an bütün hepsinin gücüne sahip olduğu için en çok vuranı klotos o yüzden bunu bir an önce ölmesi lazım bakın bl bile aldık mızrak atıyoruz mızrak atınca %20 daha fazla hasar alıyor Bu şimdi hepsini kullanıyor. Bütün diğerlerinin bütün güçlerini kullanıyor. Şimdi Pride e alacağız. Sonra da Bosa gireceğiz. Eğer bu Pride gelme kısmında Klotos'ta yani son Edde ölürseniz release'e basmayın Pride gelene kadar. Pride'ı aşağıda çıkarabiliyorsunuz. Böyle bir bug var. Hala düzeltilmedi. Umarım bu videoyu izlediğiniz zaman düzeltilmiş olur. Pride'ın aşağıda çıkması demek bayağı bir kötü bir şey. Öyle birkaç kere ki yakıldı. Devos zor bir boss değil. Kolay bir boss. Healer'a bir tık işkence. DPS'in de dikkatli oynaması gereken bir boss. Boss'un iki feyzi var, biri run-through yani birine doğru charge atıyor, koşuyor. Ondan sonra da bir alan patlatıyor. O alanından alacağımız hasarı azaltmak için de bu mavi alanın içine girmemiz gerekiyor. Boss'u da bunun içine sokabilirsiniz. Boss herhangi bir şekilde damage reduction ya da başka bir şey almıyor. Gönül rahatlığıyla sokabilirsiniz. Ama bu charge'dan sonra bu mavi alanını getirmeniz gerekiyor boss'u ki milleriğiniz de mavi alan içindeyken vurabilsin. Burada şimdi kenardan topları toplayacağız. Topları atana kadar toplara koşmamanız gerek. Neden? Hem o sırada hasar verebiliyorsunuz hem de topların nereye gideceği belli değil. Rastgele gidiyor bazen 5 tanesi bile sağa gidebilir. Siz önceden sola gitmişsinizdir. E, topların 5'i sağda bu sefer bir daha daha da uzayacak iş. Kısaltayım derken. Burada en mantıklı hareket Devos ortada hareketler yaparken saldırmaya devam etmek. etmek. Toplar çıkana kadar. Hem bosun canını azaltmış oluyorsun. Özellikle dotur bir klastanız yani. Warlock'tur. Shadow Priest'tir. Üzerine dot bırakmanız. Çünkü o havadayken de hasar oluyor. Burada mage'in almasının sebebi e, mızrak da bir hasar vuruyor. Bana bırakmamış. E, onlar işte kritik efektiyle e, bazı karakterler o mızrağın attığı hasarı yükseltebiliyor. Buna biz Master Hunter'lar da dahil. Bakın ortaya gidiyor. Herkes ortada dövüşmeye devam ediyor bizimkiler. Vuruyorlar. Hiç sağa sola kenara giden yok. Toplar çıktıktan sonra bakın 4'ü 5'i sola gitti. Şimdi bir karakter önceden sağ en uca gitmiş orada top bekliyor olsaydı oradan daha geriye koşacaktı. Gene mece e bırakacağım ben büyük ihtimalle. Evet. O atacak. Atamadı. İşte bu gibi durumlar healer'a biraz eziyet Burada durdukça üzerinizdeki stek sayısı artıyor. Ben göz kontrol etmiştim. Mızrağı atarken de dikkat etmeniz gereken boss'un hareket edeceğini düşünmeniz. Boss çünkü hareket ediyor orada uçarken. Şekil değiştiriyor. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Beklemek lazım. Bazen mızrağı çok hızlı alıp atmaya çalışırsanız buglanıyor, atamayabiliyorsunuz. O yüzden ikinci kez tuşu da spamlamamak lazım. Yani 1'e basmamak lazım. Evet 17'yi tam yaptık. Spire of Ascension'da bu kadar dostlar. Rotalar hakkında e, isterseniz yine Twitch'te beni ziyaret edip ya da Discord kanalımızda üzerine konuşabiliriz.